Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz anında haberdar olursunuz yüklediğim videolardan. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir iğne oyası birebir benzettik arkadaşlar. Unutmazsam iğne oyası resminde şuraya bırakırım görürsünüz. Ama öyle diyorum. Videoyu editlerken unutuyorum. İğne oyacılar bilir zaten. Görmüşsünüzdür de mutlaka eğer. Ama inşallah unutmam bu sefer koymayı. Bu renkleri kullanacağım. Yazmanın içinde olan renkleri. Yeşilim altın başak 8 numara. Bu tonu çok seviyorum arkadaşlar. Hemen hemen yazmanın içindeki bütün tonlara uygun oluyor bu. Altın başak 8 numara. Bu rengim leylak 611. Bu da hemen bakalım. 974 bu da leylak markası. Bir de dondurma çubuğu kullanacağım. Dondurma çubuğunuz yoksa kalemle de aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar modelimi göstereyim. Birebir iğne oyasıyla aynı oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir modelimiz var. Şimdi bunun yapım aşamasına geçeceğiz. Önce vereceğim arayı göstererek işime başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitledim. Birazcık geriye alalım. Şimdi bu motif bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmuş tığ battım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum 10. 3 adet zincir yandakine kapattım 11. 3 adet zincir yandakine kapattım 12. 3 adet zincir yandakine kapattım. 13 Benim için bu kadar bir ara yeterli. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Şimdi bunun yuvasını hazırlayacağız. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye giriyorum. Önce bir, sonra 2, sonra iki aldım. 4 zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim böyle bir işlem yaptım şimdi tekrar 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum bu şekilde iken 10 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 geriye döndüm buradaki tepeye 10 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturdum 3 adet zincir çekiyorum geriye döndüm düz yüzüne döndüm başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir çektim bu aradan girip kapatıyorum başına iki aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Bu araya girip kapattım. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. 2 çektim. 2 2 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum bu aradan giriyorum kapatıyorum başına yine 3 kez aldım yuvaya girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım şimdi son kez başına 4 kez alıyorum arkadaşlar 2 4 yuvaya girip 2 çektim 2 çektim 2 2 ve 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım şimdi bu son trabzana sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptım. 10. yuvada sabitledim. Bu şekilde bir yaprak yaptık. İnoyasındaki gibi olsun diye bu işlemi uyguladım yaprağı. Şimdi yuvaya girdim, bir adet sık iğnesi yaptım, bir zincir çektim, ilmeğim genişlettim, dondurma çubuğu taktım. Ama dediğim gibi sizler kalem de kullanabilirsiniz. Hemen hemen aynı boyut oluyor ilmek boyutu. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 2 oldu. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 3 oldu. Yuva içerisine girip ipin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çekip takalım. 4 5 ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 6 2 4 6 adet ilmeğimi topladım şimdi burada şöyle ipin ucunu alıyorum sadece burada yapıyorum bu işlemi ilmekleri topladıktan sonra yuvaya girip ipin ucunu alıp bir sık iğnesi yaptım buradaki trabzan arasına bir sık iğnesiyle girdim 3 adet zincir çektim yandaki tığ battığı girip kapattım Şimdi ne yapıyorum? Vereceğim boşluğu veriyorum. 3 zincir çektim, yanındaki yuvada kapattım. 3 zincir çektim, yandaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim, yandaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim, yandaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki yuvada kapattım. Buradaki motif bittikten sonra aram 13 tane tığ battı. Bundan sonra yine 13 tane tığ battı yapacağım ve bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. İlk aranızın sayısı kaçsa ondan sonraki aradaki tığ battıyı da o şekilde devam ettireceksiniz. Şimdi hep birlikte üst kısmına geçelim. Yazmanın içinde bulunan diğer rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Buradaki ilmeklerimizi de çıkartalım. Düz yüzünden arkadaşlar Hemen bir ve iki ilmeğimi aldım. İçine girdim ve ipimi sabitliyorum. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yine iki ilmeğin içine giriyorum. İki iki çektim. Başına bir aldım. Tekrar girdim. İki iki çektim. İki adet zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. Araya 3 adet zincir çekiyorum. Devamında yine 1 ve ikinci ilmeğimi aldım. Çok özür dilerim. Unutun burayı arkadaşlar. Hiç olmadı der ya. Şimdi videoyu kesmek, kırpmakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. 1 İki ilmeğimi alıyorum içerisine girdim sabitledim İki adet zincir çektim bunu birinci trabzan olarak görüyorum başına bir aldım iki adet ilmeğin içerisine girdim İki çektim iki çektim başına bir aldım girdim iki oldu 2 çektim iki çektim üç oldu İki adet zincir çektim ilmeğin içerisine girip kapattım bu da dördüncü oldu şu şekilde küçük bir yani 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi 11 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Geriye dönüyorum. Tersine yuva içerisine girip şu kenarda kapatıyorum. İpin ucunu aldım. Şurada kenarda hemen kapattım. 2 zincir çektim. Şimdi yine düz yüzüne dönüyoruz arkadaşlar. Buradaki tepeye 10 tane 2 zincir kapatıyorum doluyor. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 2 oldu. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 adet zincir girdim, kapattım. 4. 5. 2 adet zincir kapattım 6. 2 adet zincir kapattım 7. 8. 2 adet zincir kapattım 9. 2 adet zincir kapattım 10. Bakın bu şekilde. Şimdi yeşil ilmeğin içerisine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Araya şimdi 3 zincir çekiyoruz. Biraz önce karıştırmıştık. Bakın 3 zincirimi çektim devamında hemen iki tane ilmeğimi alıyorum ilmeklerin yönü dönmüş ise düzeltelim arkadaşlar 3 zincirimi girdim sabitledim ilmeğimin içerisine 2 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım 2 ilmeğin içerisine girdim 2 2 iki çektim ikinci başına bir alıp girdim 2 2 çektim üçüncü 2 zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım dördüncü trabzanım 11 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 geriye döndüm yine buradan giriyorum ipin ucunu alıyorum şurada kapatacağız arkadaşlar şöyle kapatalım bakın şu, şurada girmeyelim şuradan dibine battık İlk tırabzanın dibine sık iğnesiyle sabitledik. Şimdi 2 zincir çektim, döndüm. Yine bu 11 adet zincirimin üzerine 10 tane 2 zincir doldurarak gidiyorum. 2 3 2 adet zincir 4 2 adet zincir 5 2 adet zincir 6 2 adet zincir 7 8 aynı işlemi yaptığım için biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar ve 10 ilmeğin içerisine girdim bir sık iğnesi ile sabitledim araya 3 zincir çektim devamındaki son 2 ilmeğimi alıyorum 3 zincirimi içine sabitliyorum 2 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım girdim 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. 3 oldu. 2 zincir çektim. Yuva içerisinde kapattım. 4. trabzan olarak. 11 adet zincir çekiyorum hemen. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. Geriye dönüyorum. Yine buradan bakın şu ilk dibe girdim. Kapattım. 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Şimdi burayı yine 10 tane olana kadar dolduruyorum. 2 adet zincirle. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 3 2 adet zincir gir kapat 4 5 6 7 8 9 2 adet zincir gir kapat 10 2 tane yeşil ilmeğin içerisine tekrar girdim bir sık iğnesi yapıyorum bir de zincir çekip ipimizi kıralım şöyle elimizle de düzenleyelim hemen bakın şu ipleri temizleyip dönüyorum Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Kanalımda kalmaya devam edin arkadaşlar.